Bir cinnet, adres İstanbul, dükkan sahibi kirayı artırmak istedi. Aldığı yanıt olumsuz olunca intikam duygusuyla bir kamyon tuttu, içine toprak doldurttu ve bakın sonra ne oldu? İstediği kirayı alamadı, bir kamyon dolusu toprakla geldi, kiracısının önüne döktü. Kamyoncu arkadaşı da kandırmış, ben dükkana dolgu yapacağım diye. Yani böyle bir şey kimse tasvip etmez, biz de tasvip etmiyoruz. Komşu olarak da üzüldük. Hem mülk sahibi komşumuz hem kiracı komşumuz, ikisi adına üzüldük. Orta yolu bulmaya çalıştık ama bir türlü bulamadık. Mülk sahibi kiracı anlaşmazlığının adresi İstanbul Sultanbeyli'de oto aksesuarları satan bir iş yeriydi. Akıl almaz görüntülerin yaşandığı olay yerindeyiz. Mülk sahibi öyle bir şey yaptı ki duyanlar, görenler kelimenin tam anlamıyla şok oldu. Sabah saatleriydi ve bir kamyon dolusu toprağı işte tam da buraya döktü. Amacı neydi? İşte tam da bu dükkanda kiracı olan kişiyi canından bezdirmek. 5 bin lirayı önce 15 bin lira, sonra ise 20 bin lira yapmak istedi. Sabah geldiğimizde tonlarca toprağı görünce şaşırdık. Buradaki komşular da şaşırdı. Amacı ne? Ya amacı kirayı yükseltmek. Mülk sahibi bununla da yetinmedi. Dükkanın çevresine demir bariyerler ördü. Amacı dükkanın içine müşterinin girip çıkmasını engellemekti. İşte görüyorsunuz kaynakla buralara bariyerler yapılmış. Ama esnaf kendi imkanlarıyla o demirleri kesti. Karakolda bununla ilgili suçlu unsurlar buluyoruz. Biz bununla ilgili gerekenleri yapmak istiyoruz. Anlaşmazlıkta son sözü yargı söyleyecek.